çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim programımızın daha ilk dakikalarında bir özür beyan edeyim ki ondan sonraki dakikalarda yapacağımız kusurdan dolayı umarım bizi maruz görürsünüz. Efendim üzerinize afiyet, galiba mevsimle alakalı olan grip virüsünü biz de kaptık. Şu anda rahatsızım. Sesimdeki değişiklik de bunu sizlere yansıtıyordur. Umarım kulaklarınızı tırmalamam bu ses ile. Eğer 1 saat 45 dakika kadar sabredebilir, sesimize tahammül edebilirseniz bugün yine sizlerle çocuklarımızı, çocuk dünyasını konuşmaya çalışacağız. Yahut da biraz sonra okuyacağım maillerde de göreceksiniz. Çocuklardan yansıyan problemlerin ebeveyn çatışmasına doğru nasıl sürüklendiğini yahut da ebeveynden kaynaklanan problemlerin çocukları nasıl tesir altına aldığıyla alakalı efendim bir konu işlemeye çalışacağız bugün. Tabii anne baba olmak çocuk yetiştirmek demek. Çocuğu geleceğe hazırlamak demek. Çocuğa rehberlik edinmek demek. Yahut da bir başka deyişle şöyle bir şey söyleyeyim. Anne baba demek çocuğa kendisini rehber olarak kabul ettirmek demek. Çocuk eğer anne babasını kendisine rehber olarak kabul eder ise aslında işin bütün sırrı burada. O çocuk anne babayla çatışmadan efendim o çocuk anne babanın gösterdiği istikamette yürüyen, onun rehberliğiyle beraber yürüyen bir çocuk vaziyetine dönüşür demek. Yani bir anne babanın aslında ilk yapacağı şey çocuğuna düzgün otur, düzgün kalk, dişlerini fırçaladın mı, ellerini yıkadın mı, lavabodan çıktın bak hala sen nasıl bir pis çocuksun anlamadım. Derslerin hala böyle zayıflarla dolu, karnen kırıklarla dolu gibi çocukla kendisine çatışmacı bir zemin hazırlayıcı cümleler kurmak yerine bir anne babanın yapacağı en önemli şey çocuğunu rahatsız etmeden, onu incitmeden, çocuğun benliğine zarar verdirmeden kendisini bir rehber olarak kabul ettirmektir. Eğer çocuk anne babayı güven duygusu içerisinde kabul etmiş ve o anne babanın rehberliğiyle beraber yürümeyi kendi bünyesine kabul ettirmiş ise çocuk, işte o takdirde çocuk anne baba uyumu, evin içerisindeki uyum sağlanıyor demektir. Normalde problemli çocuk yoktur zaten ve pedagojinin temel yasası şudur ki hiçbir çocuk davranış bozukluğuyla dünyaya gelmez. Bir çocuğun davranış bozukluğu diye şikayet ettiğimiz mesele aslında ebeveynin yanlış tutumları, ebeveyn arasındaki problemler yahut da çocuğun üzerinde oluşturulmaya çalışılan zoraki kişiliğin çocuk bünyesi tarafından geri tepmesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla çocuklarda görülen davranış bozuklukları çocukların kendi eseri değildir. Ya çocuk çok defa benliğini savunmak için kendi yaratılmış olan o aziz ruhuna zarar veren anne babasını, inciten anne babasının zararına efendim tepki göstermek için, uğrattığı zarara tepki göstermek için çocuk anne babayla çatışmaya başlar. Dur dersin durmaz artık çocuk. Otur dersin oturmaz. Ye dersin yemez artık çocuk. Ya bu çocuk niye yemiyor? Neden yemiyor? Çünkü bu çocuk benliği anne baba tarafından efendim tehdit altındaysa eğer. Eğer çocuk ile anne baba arasında bir uyumsuzluk, bir büyüklük tutkunluğu içerisinde olan yetişkinin altında kaldıysa çocuk, o takdirde kendisini korumak için otomatik olarak yetişkinle çatışmanın içerisine girecektir. Yahut da çocuğun yaşadığı çevre, anne baba arasındaki huzursuzluklar çocuğa yansıyor ise çocuk yaşadığı efendim o huzursuzlukların bir karşı tepkisi olarak
anne babaya karşı huzursuzluklarını, evin içerisindeki çatışmacı ortamın çocuğun üzerindeki yansımalarını çok rahatlıkla görebiliriz. O yüzden çocuk yetiştirmek demek aslında aile saadetini korumaya çalışmak demektir aynı zamanda. Yani siz eşinizle çatışmamanız lazım ki, yahut da çatışma alanlarını en aza indirmeniz lazım ki, yahut da sabır ve tevekkül içerisinde olmanız lazım ki, yahut da eşinizle medeni bir şekilde problemlerinizi çözebilme iradesi sergilemeniz lazım ki, yarın çünkü çocuklar paçanıza dolaşacak yani. Dolayısıyla aslında çocuğumuza duyduğumuz sevgi ve muhabbetin karşılığı, çocuğumuzun zarara uğratılmadan yetişiyor olmasının karşılığını anne babalar aile içerisindeki saadette görürler. Yani aslında çocuk olmasa ben sana yapacağımı biliyordum diye belki kendi ruhunun içerisindeki öfke nöbetlerini eşine karşı yansıtabilecek olan bir beyefendi yahut da bir hanımefendi çocuğu hatırı için bu öfke nöbetlerini belki frenleyebilir, bir süreye kadar frenleyebilir, bir süre çözüm alanları, yeni çözüm alanları oluşturabilir miyim diye bakabilir. Ama bana gelen mesajlarda da gördüğüm kadarıyla maalesef sadece sorunumuz çocuk yetiştirme değil. Zaten Allah annelerin içerisine çocuk yetiştirebilme için bir öz koymuş, bir maya koymuş. Her bir anne zaten anne. Her bir anne zaten şefkatle donatmış Allah. Yani bir annenin çocuk yetiştirememesi demek diye bir şey olamaz ki zaten. Ama anneye annelik yapma fırsatı verilmiyor ki yahu. Yani baba bir taraftan, kayınvalide bir taraftan, konu komşu bir taraftan, akşam size gelecekçiler bir taraftan, sabah sizden gidecekçiler bir taraftan, bir de annenin kendi eğer derdine düştüyse, fazladan yüklediği kendisine yükler var ise, bir de onlar bir taraftan, annenin özündeki o annelik yapabilme yeteneği, bir de bakıyoruz ki zafiyete uğruyor. Çocuk normalde anneye keyif vereceği yerde, annelik duygularını yaşatacağı yerde, çocuk anneye sadece cinnet yaşattırıyor. Dolayısıyla akıllı bir beyefendi evinde saadetini düşünen huzurunu, kendi huzurunu düşünen bir beyefendi eşine hürmet göstermesi lazım. Eşine saygı göstermesi lazım. Eşinin üzerindeki yükleri teker teker kendi üzerine doğru alıyor olması lazım ki o eş eğer çocuğuyla annelik duygularını yaşamaya başlar ise bunun karşılığını beyefendi de alacaktır. Evin içerisindeki diğer çocuklar da alacaktır. Akşam eve geldik yorgun argınız, bir de eşimizin biz yüküyle mi uğraşacağız? Uğraşacağız kardeşim. Evlendik, barklandık, çoluk çocuk sahibi olduk. Bak bu tünelin içerisine girdik, yolun sonunu çıkartmamız lazım. Biz bir eğer erkek isek o takdirde düşünmemiz lazım ki hanımefendiden çok daha güçlüyüz, çok daha iradeliyiz. Bak sabahın köründe çıkıyoruz, akşama bilmem kaç saatine kadar dışarıda hır gür ne yapıyoruz? Rızık peşinde koşuyor. Eve geldikten sonra da eğer azıcık hanımefendinin üzerindeki yükleri almaya başlar ise beyefendi, o takdirde o hanımefendi ona kendi yüklerinin alınmış olmasının verdiği bir rahatlama ile evin içerisinde yaşanılabilir bir ortam sağlar. Çocuk terbiyesi işte sana ait, çocukları yetiştirmek bana ait, para getirmek bana ait. Böyle bir şey yok ki. Evliliklerde böyle bir şey yok. Çocuk yetiştirmede baba bir anne kadar, bir annenin de ötesinde birçok şeyi çocuğun ruhunda inşa etmekle görevlidir, vazifelidir. Baba yoksa çocuk terbiyesinde eksiklikler kalır. Baba var da yok ise çocuk terbiyesinin içerisinde çocuk habire yoksunluklar içerisinde kalır. İşte hanım ben yorgunum, sen işi hallet. Olmaz ki, ben baba mıyım, ben erkek miyim? Neyi halledeyim ben? Anne annelik yapabilir, baba babalık yapabilir. Öyle rol değişimi, kadına erkeklik yaptırma, erkeğe kadınlık yaptırma, bunun karşılığında da cezası çocuktan çıkar. Siz hadi neyse 3-5 gün kavga eder sonra barışırsınız ama çocuğun ruhunda kalmış olan o yoksunluklar bir ömür boyu devam edecek. Çocuk kendisi de evlenip yuva kurduğu takdirde
kendi yıllar önce içerisinde kalmış olan anne yoksunluğu, baba yoksunluğu. Çocuk tadamıyor ki anne sevgisini. Baba anneye öyle bir yaklaşıyor ki kadın kadınlığını unutmuş, erkek gibi davranıyor evin içerisinde. Erkek gibi olan bir kadın çocuğuna annelik yapabilir mi? Niye erkek gibi davranıyor bu kadın? Kocasından kendisini koruyabilmek için. Bak sesi bile kalınlaşmış. Bak davranışlarına bak. Erkeksileşmiş. Evin içindeki yürüyüşüne bak. Erkek gibi yürüyor. Neden? Evin içerisinde kendisine tehdit olarak kocasını görüyor. En ufak bir şeyde kocasının kendisini tersleyeceğini, azarlayacağını görüyor. Kadın kadınlıktan çıkmış erkeklik yapıyor. Erkeklik yapan bir kadın çocuğuna annelik yapabilir mi? Tabii ki yapamaz. Onun cezasını kim çeker? Değerli beyefendi, sen çekeceksin sen. Belki evin içerisinde efendim böyle astımla, kestimle, bağırdımla, yandımla, kükredimle vesaireyle efendim güzelce bir keyif sürüyorsun şu anda ama bak annesinden beslenemeyen o çocuğun cezasını yarın sen çok kötü acı çekersin. Dolayısıyla akıllı bir beyefendi, akıllı bir koca eşinin erkeksi yanının uyanmaması için, eşinin dünyası içerisinde onun yumuşak tarafı devamlı canlı kalması için evin içerisinde eşine fazladan yüklenmiş olan bütün yükleri kendi üzerine doğru alıyor olması lazım. Efendim akşama kadar ne yapıyorsun ki evin içerisinde? Yani ben dışarıda bir sürü adamın ağız kokusunu çekiyorum. Sen evin içerisinde ne yapıyorsun ki? Oh, yan gelip yatıyorsun. Yemek orada, çay burada. Bir de benim gelip akşam yüklerini mi almamı bekliyorsun? Öyle değil. Yani bir deneyin bakalım bir. Ben eşimin rahatsız olduğu bir dönem denemeye çalıştım. Bir gün, iki gün hadi bakalım deneyelim bakalım bir. Çocuğu evin içerisinde efendim eğitiyor olmak, evin işlerini yapabiliyor olmak, efendim evin bütün her tarafını düzen içerisinde kurabiliyor olmak ve her gün bunu yapıyor olmak ve ertesi gün yine bunu yapıyor olmak ve arkasındaki günde bunu yapıyor olmak ve kapıyı açtığında da asık suratlı bir kocayla karşılaşıyor olmanın ne demek olduğunu 3-5 gün evde kalarak görebiliriz. Bir hafta sonu evde kalıyor da beyefendiler neredeyse kendisini zor dışarıya atacak vaziyete geliyor. Dolayısıyla evin içerisindeki hanımefendi eğer gereğinden fazla yükler yükleniyor ve eğer beyefendi de o yükleri eşinin üzerinden almıyor ise o takdirde onun cezasını o beyefendi de çekecektir. Cinnet nöbetleri geçiren hanımefendi de ve bir taraftan atlar tepişir arada tay ezilir misali arada kalan çocuklar da efendim çekecektir. Ne yapalım? Peki ne yapalım? Yani ben görüyorum günümüz evliliklerinde bu türlü problemler yani uyum problemleri annenin çocuğa hassas olduğu kadar babanın hassas olmaması yahut da babanın hassas olduğu kadar annenin hassas olmaması yahut da annenin dünyasının çok farklı olması uzatmış ayaklarını televizyon seyrediyor ya kapı açıldı bak kocan giriyor içeriye azıcık bir merhaba diyecek derecede bir toplansana yahut da beyefendi giriyor içeriye ya bir güler yüzle girsene içeriye gibi aile içerisindeki iletişimin küçük ama çok önemli unsurları atlandığından dolayı birçok aile evlilik müessesesini maalesef birbirlerini yıpratma müessesesi haline çevirmiş durumda. Özellikle yeni evlenen gençler evlilik hayalleri kuruyorlar. Efendim evleniyor, mutlu olacak, cennete girecek. Böyle kanatlarında meleklerin, kuşların kanat taktığı gibi evin içerisinde uçacak. Eşi hep kendisine böyle el üstünde tutacak diye bir hayal kurarken daha ertesi günden başlayan problemler. Daha sonra çocuğu doğduktan sonra çocuğuna karşı beyefendinin ilgisizliği, beklediği bir koca tavrını karşısında görememesi, yaslanacağı bir koca efendim iradesini arkasında bulamaması yahut da beyefendinin de yumuşak bir hanımefendi karşısında bulamaması, geldiği zaman böyle güzelliğiyle, evini düzenlemesiyle, kendisini hazırlamasıyla, efendim bir eş ortamı, aile sıcaklığı hazırlamamasıyla karşılaştığı eşle birdenbire hayal kırıklığına uğruyor ve sanki bu bir çözümmüş gibi hemen ilk alternatif olarak da hocam bunaldım artık ayrılacağım sözleri duyulmaya başlanıyor. Hayır hayır. Eğer bir evlilik müessesesi kurulmuş ise kolay kurulmuyor. Bu evlilik müessesesini yıpratan efendim şeylerin içerisinden çıkılamıyor ise yapılacak olan en önemli şey problem çözme yeteneğimizi bir kullanmak.
Beceremedik hocam, birbirimizi işte çok yıprattık. Sevgilerimiz kalmadı. Hatta ötesinde saygımız kalmadı. Birbirimize saygınlığımız kalmadı. Birbirimize neredeyse çok affedersin lan diye hitap ediyoruz. Çık git diyoruz. Birbirimize manyak diye hitap ediyoruz. Bu dereceye kadar düştük hocam. O takdirde bir hakemin karşısına çıkmak lazım. Yani sözü dinlenecek yahut da arıza yerlerini görebilecek yahut da ruhumuzda sönmüş olan o sevgi ateşini yeniden alevlendirmeyi becerebilecek mutlak suretle bir hakemin karşısına çıkmak lazım. İşte hem bir tarafta Anadolu pedagojisinde böylesi bir usul var. Bir yetişkinin, aklı başında bir yetişkinin karşısına oturup problemler tek tek anlatıldığında onun basiret gözüyle kendi evliliğimize baktığımızda ufak tefek belki de efendim ayarlamalar ile aslında aile saadetinin korunabileceği ile alakalı ipuçlarını ondan dinleyebiliriz. Yani günümüzde özellikle tamam diyebiliriz ki büyük şehirler içerisinde öyle çok aile bağları yok karşımızda hakem olarak. Meseleyi çözebilecek, bize ipuçları verebilecek, akıl verebilecek kimseler yok. Efendim bu işin uzmanları var. Bakın aile kurumunu korumak için 3 yıl, 4 yıl boyunca hatta master'ıyla, doktorasıyla beraber birçok çalışmalar içerisinde olan aile terapistleri var. Onlar yıllarca belki kendi üzerlerinde biriktirdiği tecrübeler ile insan ruhunu, bir kadın ruhunu, bir erkek ruhunu nerelerde dezenformasyona uğrayabileceklerinin tecrübeleriyle birlikte belki sizin işin içerisinden çıkamayacağız diye zannettiğiniz şeyler, sevgimi kaybettim, ilgimi kaybettim, heyecanımı kaybettim diyeceğiniz yerlerde belki ip uçları verebilecek, belki sinir uçlarına dokunup yeniden canlandırabilecek, yardımlar sunabilecek kişiler var. Yani efendim ben bu işin içerisinden çıkamıyorum, ne yapacağız? Ayrılacağız. Olmaz ki böyle bir şey. Olmaz ki böyle bir şey. Hele ki yanınızda size sığınmış olan bir yavru barındırıyorsanız o yavruya bunu yapamazsınız. Alternatifler, alternatifler, alternatifler mutlaka arayıp 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 bulmak lazım. Bu adamla aynı evin içerisinde olduğumda neredeyse cinnet geçireceğim, ne oluyor Allah'ım bana diyebilmek lazım ve o işin de çözüm noktasında da arayışlar içerisinde olmak lazım. Yahut da beyefendi, ya eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor neredeyse. Ev aklıma gelince suratım birden aşağıya düşüyor neredeyse diye efendim bir hakeme, bir aile terapistiyle meseleleri derin derin konuştuğunda o karşıdaki kişi kendi tecrübesi ölçüsünde mutlak suretle bak değerli kardeşim, aslında senin kaybettiğin şey eşin değil, eşine olan sevgin değil. Bak aslında senin meselen buralar, buralar, buralar. Yahut da kendi çocukluğuna bir dön bak bakalım bir. İşte bak arıza yerleri buralar, buralar, buralar dediğinde belki de sizin için yeni bir başlangıç yapılabilecek, köklü bir evliliğin temeli atılacak. Yoksa efendim onunla evlendim, bir çocuğum oldu, ondan ayrıldım. Şimdi bir de bununla evleneyim, ondan da iki çocuğum oldu, ondan ayrıldım. Şimdi ne yapacağım? Bir de onunla evleneyim, bir de onunla... Olmaz ki ama böyle, yaşam böyle gitmiyor ki. İnsan ruhu bu kadar efendim zarara uğratılmaması lazım. Dolayısıyla çözüm önerileri mutlak suretle son noktaya kadar araştırılması lazım ki ondan sonra acaba ben geride hiç oynatmadığım bir taş kaldı mı? Hiç oynatmadığım şu kaldı mı? Çözümünü aramadığım bir nokta kaldı mı? Eğer hiçbir nokta kalmadı ve bütün kapılar yokladım kapalıydı, artık yapacağım bir şey yok deniliyorsa işte onu da yine bir uzman desteğiyle belki ayrılış sürecini ayarlamak lazım. Olmayacak, olmayacak, olmayacak. Ben günaha girmeye başladım neredeyse. Ben efendim neredeyse eşime cinnet geçirip saldıracağım vaziyetler geldi. Artık kendi fiziksel sağlığımdan ve eşime zarara uğratacağımdan korkuyorum. O zaman da çok da ısrar etmemek lazım. Güle güle. Yani o zaman git bakalım dışarıda yeni bir kuracağın yaşam acaba önceki yaşamını aratacak mı aratmayacak mı? Önceki cinnet nöbetlerin acaba şimdiki halinde neye dönüşecek, bir de ona bakalım. Kaçtığın kişi senin eşin değil ki. Senin rahatsızlık duyduğun kişi eşin değil ki. Aslında bir baktığın zaman eşinden rahatsızlık duymuyor. Sen kendi geçmişte yaşamış olduğun şeylerin rahatsızlığını şu anda yaşıyorsun. Bir bak bakalım anne sevgisi düzgünce alabildin mi sen? Yahut da babanla yeterince sen içli dışlı olabildin mi? Hep baba yoksunluğunu yaşadın. Bak hep itilerek, horlanarak, dışlanarak yaşadın.
Sevgi yoksunlukların hep senin geçmişten geliyor. Şimdi adamın yakasına yapışmışsın, anne sevgisini de bekliyorsun. Adamın yakasına yapışmışsın, baba sevgisini de bekliyorsun. Adamın yakasına yapışmışsın, eş ilgisi ve sevgisini de bekliyorsun. Ama bu kadar şeyi bir kişiden bekliyor olmak doğru bir şey mi acaba? Yani senin o içinde sevgi yoksunluğunu hissettiğin şeyler geçmişe ait şeylerken, hala sen eşinin gözüne bakıp geçmiş yoksunluklarını da doyurmasını bekliyorsan, o zaman yanlış bir beklenti içerisindesin. Yahut da beyefendi, sen, efendim eşimden yeterince ilgi göremiyorum. Göremiyorum zannettiğin şey aslında sen yeterince annenden ilgi göremedin. Göremediğin ilginin şu anda taşmış, kabarmış halini eşinden almaya çalışıyorsun. Ve ondan dolayı sanki yetersiz gibi geliyor. Bak, eşin ne güzel, hanımefendi ne güzel, bir taraftan evin işleriyle, efendim bir taraftan çocuğuyla ilgilenirken, bir taraftan da sana karşı tebessüm etmeye çalışıyor. Bak, insan muamelesi gösteriyor. Akşama kadar kim bilir ne kadar sıkıntı çektiği halde gitmiş bak içeride çay demliyor. Bak, bir şeyler konuşmak için yanına geliyor. Sen gözün televizyonda ama bak sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çocuğun okulunda şu oldu diyor, yukarıdaki komşuyla şu oldu diyor, akşam şöyle oldu diyor, sabah böyle oldu diyor. Dön de bir dinlesene eşini. Televizyon çok daha mı önemli? Yıkılıyor aile müessesen, hala gözünü televizyona açmışsın. Efendim falanca dizi, filanca dizi, falanca haber. Sen kendi haberine bir bak ilk önce. Kendi evinin içerisindeki habere bir bak. Kapat bir televizyonu bak. Hanımefendi karşı tarafta çırpınıp duruyor sana bir şey anlatmak için ama ruhun kımıldamıyor. Aradığın şey yani eşinin ilgisizliği değil aslında. İlgisiz kalmış yılların hepsini eşinden çıkartmaya çalışman. Bu açıdan da bakmak lazım. Daha doğrusu bu açıdan bakmak lazım. Neden bütün bunları söyledim? Çünkü son dönem içerisinde o kadar çok yoğun ayrılık ve aile problemleriyle ilgili mesajlar alıyorum ki Allah'ım diyorum, ben çocuk terbiyesini anlatırken, çocukların sağlıklı bir ruhla efendim yetişmesini anlarken eşler birbirlerinin boğazlarına sarılmışlar, birbirlerinin gözlerini yerinden çıkartıyorlar. Eşler birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlar. Aile içerisindeki huzur ortamı kaybolmuş, ayrılıklar konuşuluyor ve bana gelen e-mailler içerisinde efendim ayrılmak istiyorum, nasıl yapsam, çocuğum var diye işin içerisinden çıkılamaz vaziyete gelmiş olan e-maillerle karşılaşıyorum. Bu e-maillerden birkaçını okumak istiyorum. Bir taraftan okuyalım, bir taraftan hem kendi halimize bakalım. Şükredilecek taraflarımız varsa, yani başka aileler içerisinde konuşulan meseleleri şöyle bir göz önüne getirelim. Eğer biz de ayrılığı düşünüyor, eğer biz de efendim bu işi götüremeyeceğim galiba diyorsak, başka ailelerin içerisinde neler yaşanıyor, onlara da bir bakmak lazım ki ona göre ya şükretmek lazım yahut da işte bir kıyas etmek lazım. Şimdi Hüseyin Bey'in mesajı var önümde. Hüseyin Bey şöyle söylemiş, şöyle bir mesaj yazmış. Sayın hocam, maddi durumum iyi. Ben iki defa evlilik yaptım ama ilk eşim ikinci hanımımı kabul etmiyor. Evimizde huzurumuz kaçtı. Eşimi üzmek istemiyorum ama bana karşı çok isyankar davranışlar sergilemeye başladı artık. Söz dinlemiyor. 13 yaşında oğlum, 17 yaşında kızım. Kızım beni görmek istemiyor. Annesinin dolduruşuna geliyor. İkinci eşim de artık huzursuzlanmaya başladı. İlk eşim sizi radyoda dinliyor. Sizin programlarınızı kaçırmıyor. İnşallah ona bu sorunun çözümü için bir şeyler söylersiniz demişsiniz değerli Hüseyin Bey. Size bir şey söylemeyelim değil mi Hüseyin Bey? Yani eşinize bir şeyler söyleyelim. Ama bence size bir şeyler söylemek lazım. Yani sağ olun itibar göstermişsiniz sorunun çözümü için, efendim alternatifler arıyorsunuz ama mesajınıza baktığım sırada, yani siz sanki kendiniz sütten çıkmış ak kaşık gibi, olayların içerisinde hiçbir rol oynamamış gibi, Allah Allah ne oluyor, etraftakiler niye böyle huzursuzlanıyor der gibi bir mesajla karşılaşıyorum şu anda sizden. Efendim maddi durumum iyi, ikinci kez evlendim. Yani maddi durumu iyi olan bir kişinin ikinci kez evleneceğiyle ilgili bir şey mi var? İkinci kez evlenileceğiyle ilgili bir şey mi var daha doğrusu? Maddi durumunuz birazcık daha iyi olunca üçüncü kez mi evleneceksiniz? Birazcık daha iyi olunca dördüncü kez mi evleneceksiniz? Yahu bakın birinci eşinizi perişan etmişsiniz. 17 yaşında kızım diyorsunuz, benle konuşmuyor diyorsunuz.
17 yaşında kızım benimle konuşmuyor diyorsunuz. Niye? Belki de sıkılıyor böyle bir babadan, utanıyor böyle bir babadan. Ama siz kenara çekilmişsiniz. Diyorsunuz ki efendim eşime bir şeyler söyleyin diyorsunuz. Olmaz. Hüseyin Bey, değerli kardeşim, burada yapacağımız şey şu. Önce bir kendi ruhumuzun içerisine oturup kendi halimize ilk önce bir ağlamak. Bakın bir evlilik kurmuşsunuz, paçanıza dolaşmış. İkinci evliliğiniz de şu anda efendim sıkıntı içerisinde. Hala kendi üstünüze toz kondurmuyorsunuz. Bu büyüklük tutkunluğu, bu efendim belki maddi imkanlarınızın yerinde olmasından kaynaklanan, belki başka şeylerden kaynaklanan bu büyüklük tutkunluğu içerisinden çıkmadıkça efendim bu işlerin içerisinden çıkamazsınız. Yani yapmışsınız, tamam, iki kez evlenmişsiniz. Şimdi ikinci eşinizden ayrılın desem kim bilir, orada da çocuklarınız var. Böyle bir şey de diyemeyiz. Birinci eşinizde böylesi bir durumun içerisindesiniz. Şimdi dolayısıyla önce oturun bir kendi halinize bir ağlayın. Sonra belki birinci eşinizin yanına gidip efendim bu dik başlılığı bırakıp da bir özür dilemek lazım belki. Ya ben bu yaşamı beceremedim hanım. Vallahi beceremedim, billahi beceremedim. Senin karşına çıkarken utanıyorum, mahcup oluyorum. Böylesi hataların içerisine nasıl girdim acaba ben? Diyerek o eşinizin ilk önce bir kalbini kazanmaya çalışın. Bak, bana karşı isyankar davranışlar içerisine giriyor diyor. İsyankar değil, kabul etmiyor belki. Bünye kabul etmiyor. İkinci kez evlenmişsiniz. Ve siz tüm bunlara rağmen bakın eşiniz hala sizin programlarınızı dinliyor diyorsunuz. Yani Adem Güneş'in programlarını dinliyor. Neden dinliyor? Çocuklarına sağlıklı bir anne, efendim çocuklarını sağlıklıca yetiştirmek için. Bu noktada yapılacak şey eşinizin kalbini kazanmak. Eşiniz size hakaret ediyor. Belki de hak ettik. Eşiniz sizi neredeyse efendim kötülükler içerisine bırakıyor. Küçük düşürüyor. Belki de bunları hak ettik. Ama vicdanını uyandırın. Onun neyse tamam, seni artık affettim, seni Allah'a havale ettim, neyse artık geçmiş defterleri kapatıyorum deyinceye kadar eşinizin kalbini kazanmanız lazım. Hangi eşinizin? Birinci eşinizin. Ya ikinci eşiniz? Artık öyle de bir yer var. İkinci eşinizi de sokağa atamazsınız. O kadıncağızı da kendinize bağlamışsınız. Aynı şey onun için de geçerli. Ve belki de bir boynu bükük yaşamın geri kalan kısmını hiç diklenmeden, parasından medet umarak vesairesinden medet umarak değil, ama hiç diklenmeden, bu işin içerisinden hiç de öyle böbürlenmeden, adım adım kimseyi de ürkütmeden, bakın yavrularınız var, onları da kendinizden utandırmadan yaşamınızın geri kalan kısmını tamamlamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yani eşime bir şey söyleyin de Adem Hoca, o birazcık bana efendim daha iyi davransın değil. Ben ne söyleyebilirim ki eşinize? Siz böyle oldukça, güven duygusunu kaybettirdikçe, efendim evin içerisinde böylesi bir atmosfer oluşturdukça ne söyleyebilirim ki? Söyleyecek kişi ben değil, sizsiniz. Efendim tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim Melek Hanım'ın mesajı var. Melek Hanım şöyle bir mesaj yazmış. Merhaba Adem Bey, benim sorunum eşimle ilgili. Aslında eşim çok iyi birisi, her istediğimi yapar, beni hiç üzmek istemez, çocuklarına da çok düşkün ama bir kusuru var, sorumsuz. Her şeyi benden bekliyor, çocuklarla bir hafta sonu parka gideceğimizi bile benden duymak istiyor. Çocuklar ona bir şey sorduğunda annenize soralım bakalım bir diyor. Ben bir şey istediğimde hemen tamam sen bilirsin diyor. Hocam belki anlatamıyorum. Böylesi bir eşim olduğu için şükürsüzlük mü yapıyorum bilemiyorum. Ama ruhum huzursuz. Sanki tek başıma yaşıyorum. Halbuki ben eşime sığınmak, kararların onun tarafından alınmasını çok isterdim. Ama olmuyor. Şunu görüyorum. Eşim de babası tarafından çok ezilmiş. Annesinin baskısında kalmış, hiçbir zaman karar vermede ona değer vermemişler. Aynı şeyleri şimdi benimle yaşıyor. Ne yapmak gerek? Eşimi de çok seviyorum diye yazmış Melek Hanım. Şimdi tabii hani hep burada söylemeye çalışıyoruz ya, çocukluk döneminin izleri yetişkinlik sırasında çıkıyor. İşte bakın,
Nedir o? Babası ezmiş, annesi değer vermemiş, söz hakkı tanınmamış, habire edilgen bir vaziyete getirilmiş. O edilgenliğin karşısında yapabilme cesaretini, edebilme cesaretini ruhunda yaşamamış ve dolayısıyla içerisinde o cesareti barındırmadan da evlilik kurmuş. Şimdi karşısında annesi yerine karısı var, işte babası yerine de yine eşi var. Dolayısıyla eğer eş de güçlü bir eş ise, güçlü bir ruha sahip bir eş ise, onun altında aman problem çıkmasın diye her şeyi yerine getirmeye çalışan bir eş modeli. Aslında beyefendi bu vaziyetiyle belki eşimin isteklerini yerine getiriyor, onu cennet gibi bir ortamda yaşatıyorum, her şeyler yerine geliyor, ne kadar da mutludur diye düşünmüş olsa da hayır, ruhun mutluluğu fıtratını yaşadığı zaman oluyor. Ruhun huzur hali ancak fıtrat doğru bir şekilde yaşanınca oluyor. Şimdi hanımefendi diyor, Melek Hanım diyor ki efendim ben eşime sığınmak istiyorum, kararların onun tarafından alınmasını istiyorum, onun arkamda olduğunu hissetmek istiyorum diye söylüyor Melek Hanım. Yani dolayısıyla diyor ki ben fıtratımı yaşamak istiyorum. Ben hanımefendi olmak istiyorum. Bu fıtrat eşimin bana soruyor olması, gidelim mi, gelelim mi, oturalım mı, kalkalım mı? Tabii ki soracak, istişare edecek. Tabii ki birlikte evde kararlar alınacak. Ama silik bir vaziyette efendim eğer erkek evde bulunuyor ise kadın sanki tek başına yaşıyormuş gibi, sanki kocasının ruhu ortalıklarda yokmuş gibi rahatsız olur. Peki ne yapacaksınız değerli Melek Hanım? Eşiniz inisiyatif almıyor, eşiniz her şeyi size bırakmış vaziyette, siz de bırakacaksınız. Siz eğer eşinizden boş kalan yerleri doldurmaya çalışır ve aman bir problem çıkmasın diye aslında eşinizi yanıltırsanız, eşiniz hiçbir problem yokmuş zanneder ise, o takdirde sizi anlaması ya da kendisinin değişmesi, kendi fıtratının özelliklerini sergilemesi zor olur. Ya yolunda gitmiyorsa işler, eğer eşiniz kendisiyle alakalı şeyleri yapmıyorsa bırakmanız lazım. Onun adına karar vermek değil. Çocuğunuz sordu, işte şunu yapalım mı, bir annenize soralım. Sevgili eşim bana sorma, lütfen sen bir karar vermeni istiyorum ve ben senin kararına tabi olmak istiyorum. Seninle birlikte hareket etmek istiyorum. Ben erkek rolü oynamak istemiyorum. Çok kesin ve kararlı olmanız lazım. Ve bunun karşılığında eğer evde bir takım şeyler yapılmıyor ise, nedir o? Bazen duyuyoruz işte yine gelen e-maillerden. Hocam elektrik parasını ben yatırıyorum, su parasını ben yatırıyorum. Yani evin bütün ihtiyaçlarını ben yapıyorum. Eşim hiçbir şey yapmıyor. Yapmayın. O zaman elektrikler kesilecek. Kesilsin. Kesildiği zaman sadece bunun sıkıntısını siz çekmiyorsunuz ki, eşiniz de çekiyor. Yani siz evin içerisinde hem annelik, hem kadınlık, hem hanımefendilik yaparken bir de beyefendinin yapacağı işleri siz aman problem çıkmasın diye yaparken farkına varmadan aslında kendi üzerinizdeki yükleri artırıyorsunuz. Dolayısıyla kendi sahanıza çekilin. Eğer elektrikler kapanacaksa elektrikler kapanması lazım. Sular kesilecekse sular kesilmesi lazım. O evin içerisinde problemler çıktıkça beyefendi de çıkan o problemleri çözmek için kendisi efendim varlığını ortaya koyması lazım. Dolayısıyla Melek Hanım, siz evin içerisinde kenara çekilip eşinizin ortaya çıkması için, ortaya problemler dökülecekse eğer, problemlerin dökülmesini beklemeniz lazım. Hafta sonu bir yere gidilecekse bunu çok net bir şekilde kendisiyle konuşmanız lazım. Hatta şunu da söylemeniz lazım belki. Belki sen bana bu kadar imkanlar tanıyor olmanla, her şeyin sorumluluğunu, kararını bana bırakıyor olmanla, benim mutlu olduğumu zannediyorsan ben mutlu değilim diye konuşmak lazım bunu. Çünkü erkek çok defa bundan, ya daha neye şikayet ediyorsun, işte her şeyin var, işte niye şükürsüzlük mü ediyorsun diye bir yanılgının içerisine girebilir. Hayır, ben fıtratımı yaşamak istiyorum, ben hanımefendi halimi yaşamak istiyorum diye eşinize yol göstericilik yapmanız gerekir. Efendim, Şeyma Hanım'ın bir mesajı var. Bugün hep aile
içi iletişimle alakalı, eşler arasındaki problemlerle alakalı mesajları seçmeye çalıştım. Bir konu bütünlüğü olsun diye. Çünkü bu konuyu biz bayağı bir ihmal ettik. Hep çocuklarla ilgilenirken aslında çocuğa yansıyan anne baba problemlerini kenara erteledik ta bugüne kadar galiba. Çünkü yoğunluklu mesajların bir kısmı burada birikiyor. Şeyma Hanım da şöyle sormuş. Değerli hocam, eşim ile ruhen uyum sağlayamıyoruz. Ama çocuklarımın hatırı için onunla yaşamak zorunda olduğumu hissediyorum. Ama artık çocuklarımın da hatırı kalmadı. Ben çocuklarımı ahlaklı, Allah korkusu olan bireyler olarak yetiştirmek isterken o tam tersi davranışlar sergilettiriyor. 13 yaşındaki oğlum ile rakı içmeye gitmişler bir dağ evine ve çocuk hafta sonu döndüğünde sarhoştu. Çılgına döndüm. Ben bağırdıkça "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun?" dedikçe karşımda sadece güldü durdu. "Oğluma neden böyle bir şey yapıyorsun oğlum?" dediğimde o da sessiz kalıyor. Kendimi yapayalnız hissediyorum. Bir yandan sizin programlarınızı dinleyerek kendimi yetiştireyim derken bir yandan da eşim aklıma gelince her şeyi bırakmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz diye sormuş Şeyma Hanım. Şimdi değerli Şeyma Hanım, eşiniz 13 yaşındaki bir çocuğu rakı içmeye götürmüş. Bir anne olarak bünyeniz bunu kabul etmesi mümkün değil, çılgına dönüyorsunuz. Eşinizin tavrı ne? Gülüyor, tebessüm ediyor. Şimdi bakın, olay üstünde değil. Acaba bu problemlerin içerisinde yatan asıl soru ne? Ona bir bakmak lazım. Yani şunu düşünüyor olabilir mi acaba eşiniz? Yani siz dindar bir çocuk yetiştirmek istiyor, dindar birisiyken eşiniz dini mi acaba çok ciddiye almıyor? Problem bu olabilir mi? Yahut da eğer buysa problem, size karşı tepkili olduğundan dolayı bunu yapıyor olabilir mi? Ki birçok eş aslında eşiyle aynı düşünceleri paylaştığı halde, o da dindar çocuklar yetiştirmek istiyor, o da mütedeyyin insanlar, o da Allah korkusuyla topluma faydalı bireyleri yetiştirmek isterken, annenin bazen aşırı tutumları, bazen çok pipirikli halleri, bazen çok titizci halleri sanki işte eşlerden birisini farkında olmadan tepkiselliğine yol açıyor. Anne her şeyi ayarlamaya çalışıyor ya, baba da sanki kendi evin içerisindeki varlığını ancak böyle gösterebilir yahut da varlığını ispat etmek için kendisine, kendi kendine kendi varlığını ispat etmek için bir takım anormal davranışlar içerisine girebilir. Acaba böylesi bir halde yaşanıyor olabilir mi evinizin içerisinde? Eşinizin aslında tepkisi sizin birçok şeyi planlıyor, programlıyor, her şeyi idare etmeye çalışıyor olmanıza karşı bir tepki de olabilir. Her halükarda neye karşı tepki olursa olsun 13 yaşındaki bir çocuğun bir dağ evine götürülüp orada rakı içiriliyor olmuş olması ne efendim etik değerleriyle, evrensel etik değerleriyle, ne sıhhat ile, ne tıp ile, ne annelik ile, ne babalıkla bir alakası yok. Dolayısıyla bence eğer eşinizi kazanmak yahut da çocuğunuz hatırına bir şeyler yapmak istiyorsanız ki onu söylüyorsunuz yani. Dolayısıyla eşinizin kökte yatan probleminin ortaya çıkabilmesi için mutlak suretle bir aile danışmanıyla, bir psikologla mutlaka görüşmenizi tavsiye ederim. Yani eşiniz bu davranışları niye yapıyor acaba? İşte uyum sağlayamıyoruz diyorsunuz. Bakın ta evlendiğiniz ilk günden beri uyum sağlayamıyorsunuz. Demek ki bir kopan bir şeyler ya da hiç bağlanmamış olan bir şeyler var. Belki sizin altınızda eziliyor olabilir. Sevgisizliğinin yansımasını bu şekilde kullanıyor olabilir. Kendini değersiz hissetmenin yansımasını bu şekilde telafi etmeye çalışıyor olabilir. Dolayısıyla kök probleme doğru inmedikçe yahut da kök probleme inmek için bir uzmanın karşısına geçmedikçe sorununuzun kolayca çözümlenebileceğini düşünmüyorum. Betül Hanım'ın bir mesajı var. 36 yaşındayım. 5 yaşında oğlum var. Eşimden ayrılmak istiyorum. Çocuk için bu yaş doğru mu? 3 yıldır erteliyorum. Babasına ve eve çok düşkün. Artık ben sabredemiyorum. Teşekkür ederim demiş Betül Hanım. Şimdi değerli Betül Hanım, çocuk için
şu yaş dönemi anne baba tarafından ayrılmaları için çok uygundur denilebilecek bir yaş dönemi yok. İlk önce bunu bir kafamıza koyalım. Çocuk her dönemde, hatta yetişkinlik döneminde bile anne babasının birlikte olmasına ihtiyacı vardır. Rica ederim, siz 36 yaşındasınız. Kendi ruhunuzda hissetmeye çalışın. İnşallah anne babanız hayattadır, sağdır ve düşünün ki onların ayrılacak olmuş olmasını, 36 yaşında bir hanımefendi olarak anne babanızın ayrılığını şu anda farklı ruh halleriyle kendi ruhunuzda da yaşarsınız. Kaldı ki daha çelimsiz 5 yaşındaki bir çocuk anne baba ayrılığını kaldıramaz. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun acaba ayrılma yaşı geldi mi derseniz bana hayır gelmedi. Ama en az yıpranacak yaşı soruyorsanız ben öyle bir soruya da cevap vermek istemem. Neden öyle bir şeye cevap vermek istemem? Çünkü alternatifleri, probleminizi çözücü yöntemleri, eninde sonunda bir probleme ulaşmak için ilk önce bütün aşamaları kat ettiğinizden emin olmak lazım. Yoksa eğer size bir kapı açılır ve 5 yaş değil de aslında 7 yaş daha uygun demiş olursak belki sizi bir yanılsamanın içerisine götürürüz. Bilemiyorum tabii, çok kısa bir mesaj yazmışsınız. Bu kısa mesajınızın içerisinde aslında ruhunuzdaki o sıkıntılı yönü aksettirmişsiniz aslında. 5 yaşında oğlum var, eşimden ayrılmak istiyorum, çocuk için bu yaş doğru mu diye yazdığınız 2 satırlık bir mesajınız ruhunuzda ne kadar kargaşanın olduğunu da aslında düzgün 2 satırlık cümleyle dışarıya yansımış olan kısmı. Dolayısıyla siz önce acaba bir problemi çözmek için uzmanlarla, heyetle, efendim hakemle görüşmeler yapıp yapmadığınızı görmedikten sonra böylesi bir soruya efendim benim çocuk merkezli bir bakış açısıyla cevap vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 5 yaş dönem kesinlikle uygun olan bir dönem değil. Erkeğin yani babadan ayrılma için 5 yaş bir çocuk için tam bir yıkım dönemidir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Evet, bugünkü yayınımız da burada sona erdi. Yarın saat 11'de radyolarınızın başında olursanız çocuk deyip geçmeyin de birlikte olmayı umut ediyoruz. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.